Şunu iddialı bir şekilde söylüyorum. Hiç hayatımda kıvırmadım. Eğer Sayın Erdoğan bir kez daha seçilirse, evet, 2023'te hasbelkader seçileceğine şu kadar inanmıyorum. Seçilirse ben 2024 yılında seçilme şansım %100 bile olsa Bolu Belediye Başkanı'na adaylığımı koymayacağım. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik kini bitmeyince ortalık yine karıştı. Kılıçdaroğlu dış devletlerin ajanı dediler, inandınız. Yıllarca SSK'yı batırdı dediler, o yalana da inandınız. Alçakça sahte videolar yaptılar, ona da inandınız. Kılıçdaroğlu, 13 yıl boyunca başarısız oldunuz. Koltuk sevdası uğruna bizim ve çocuklarımızın geleceğini kararttınız. Bunun için size öfkeliyim diyen Tanju Özcan'a zehir zemberek karşılık verdi. Hiç ama hiç eksik etmediğim milletime olan sevgimden başka neyim var? Bunu da bir düşünün. Özcan için serseri mayın gibisin, dengeni yitirmişsin diyen Kılıçdaroğlu, gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum dedi. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Sana ilk ve son kez cevap veriyorum. Söylemediğim bir söz için ve daha iyi çıkan yalan haberi de tekzip ettiğim halde şu söylediklerine bak. Ne parti ahlakımızda ne de kültürümüzde senin yaptıklarının yeri yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri yalnızca anayasaya ve millete bağlıdır. Hakarete varan ifadeler kullandın, sustum. Mustafa Kemal Atatürk'ün makamını temsil eden koltuğu fırlattın, sustum. Ama edep size had bildirmek, 40 yetim giydirmek gibiymiş derler. Serseri mayın gibisin, dengeni yitirmişsin. Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun. Kimse söylemiyor, ben söyleyeyim. Aklını başına al. Tanju, ne kadar kin varmış içinde. Kinini daha da diri tut ve kork. Tanrı mısın ne demek? Allah'a sığınırım. Tarikat lideri misin ne demek? Hayatım tarikatlarla mücadele ederek geçti. Eleştiri bizim partimiz için ekmek ve su gibidir. Başımın üstünde yeri var. Ama saygısızlığa, edepsizliğe ve arsızlığa ne ben ne de Cumhuriyet Halk Partisi müsaade etmez. Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum. Yazık sana, sana verdiğim emeklere. Ben sizleri tanıyorum. Birçoğunuz gece yemekhanede çıkan meyveyi yemeyip çocuğunuza götürüyorsunuz. Birçoğunuz mesaiye kalıp bir miktar daha fazla para kazanabilir miyim diye yorgun argın eve dönüyorsunuz. Karşılıklı atışmalar parti içinde de yankı uyandırırken Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına AK Partili Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de destek verdi. Kılıçdaroğlu'na bir kez daha cevap veren Tanju Özcan, hayatta sizin kadar yalan söyleyen kimseyi tanımadım. Ayrıca cenazeme gelmediymişsiniz. Siz benden önce vefat ederseniz ben o cenazeye gelmem, çünkü hoca helallik istediğinde hakkımı helal ediyorum diyemem ifadelerini kullandı. 75 yıldır namusumla ve şerefimle biriktirdiğim tecrübelerimden ve kalbimden hiç ama hiç eksik etmediğim milletime olan sevgimden başka neyim var? Bunu da bir düşünün. Hepinize sevgiler sunuyorum. Sağlıcakla kalın.